Merhaba. Bugün Hasta 508'de birazdan bir deneme seyri yapacağız. Ben Selcan, Emre ve Burak. Bugün asıl önemli dümencimiz Burak. Evet. Burak Coray'la. Bakalım nasıl bir seyir gerçekleşecek. Hava biraz düşük ama. Evet ama en azından şey rüzgarımız var. Hiç olmasından iyidir. Hadi bakalım. Onlat civarı bir rüzgarda Hansa 508'de seyir yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hava biraz sıkıntılı. İstanbul'da soğuk bir hava. Soğuk bir havayı bulduk. Ama yine de çok keyifli bir yelken yapıyoruz burada. Şu anda 6 knotluk bir rüzgarda olmamıza rağmen 4 knota yakın süratimiz var. Oldukça keyifli. Ors olarak tırmanıyoruz şu anda. Emre de donuyor. O yüzden konuşamıyor. Yok, var. Olmaz mı? Şimdi birazcık açığa çıkacağız. Açıkta belki biraz daha fazla rütbe eser. Biraz daha tekneyi yatırırız. Biraz daha performansını denemiş oluruz. Hem de biraz daha fazla üşürüz. Bakalım biraz daha üşünce ne olacak? Ama tekne çok geniş, içi çok konforlu. O yüzden üşüyen içeri geçer, ısınır, geri gelir. Hiç problem yok bununla ilgili. Bu teknelerde avantajlı olan şey, belki iki kişiyiz ama iki kişi olmanıza gerek yok. Tek kişi olsanız bile yeterli. Çünkü bütün vinçler elektrik kontrollü. Bir düğmeye basarak yelkenleri açıp kapatabiliyorsunuz veya seyirlerini değiştirebiliyorsunuz. Bütün ayarları yapabiliyorsunuz. O yüzden oldukça keyifli. Yani tekne 50 feet olabilir ama istediğiniz zaman işten çıkıp akşam gelip tek başınıza denize çıkıp çok rahat yelkeninizi yapıp sonra geri dönebilirsiniz yine tek başınıza. Evet, şu anda Hanse 508'in içindeyiz. Yanımızda Trio Denizciliğin satış müdürü Sevil de, Sevil Hanım da burada. Biraz önce Burak'la birlikte tekneyi test ettik. Dışarıda dolaştık güzel bir havada. Teknenin performansı, teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili bize bilgiler verecek. Şöyle, teknenin boyu 15.55, en iyisi 4.75. Alman mühendisliği ve Alman dayanımı üzerine kurulu bir tekne yapısı var. Hanse'nin öne çıkan bütün özellikleri aslında herkes tarafından az çok biliniyor. En küçük boyundan en büyük boyuna kadar self-decking flokla üretiliyor tekneler. Dolayısıyla ana yelken metrekaresi diğer teknelere kıyasla daha büyük. 66,5 metrekare ana yelken alanı var. 55 metrekarede flok var. Totalde yelken alanı 118'e denk geliyor ve kendi içindeki rakipleriyle oradan sıyrılabiliyor. Rus tekneleri içerisinde performansı bir tık daha öne geçebiliyor. İşte dümende özellikle daha net hissediyorsunuz bunu. Tek pala ve uzun bir palasının olması doğrudan size birçok manevrada hissi anında tepki olarak veriliyor. Dolayısıyla biraz daha kolaylaştırıyor işimizi. Birçok donanım ekstra olarak seçenekli değil seçenekli, mi? Yani evet. İnsanlar ne istiyorsa ona göre tekne sipariş edebiliyor. Doğru. Kişiselleştirme alanı çok fazla. 3 farklı zemin, 3 farklı mobilya ve layout yani yerleşim planı açısından birden fazla seçeneği var. Dolayısıyla biz tamamen... Biz 3 kameralıdayız. Biz 3 kamera, 3 banyo tuvalet artı mürettebat kabinli bir teknedeyiz biz. Mesela mobilya olarak Fransız meşi, zeminde de açık meşe kullanılmış. Güvertede tik var. Güvertede tik var. Dolayısıyla full tik bir teknedeyiz. Jeneratörü, kliması, invertörü. Tamamen aslında şeyin kullanıcının ihtiyacına yönelik seçenekler. Burak'a soracağım performansla ilgili ama bugün biraz hava düşüktü. Çok iyi de şey yapamadık. Sen ne düşünüyorsun kullandıktan sonra? Yani bu düşük havada nasıl senin için? Ya belki de işte test yaparken düşük havada yapmak belki de daha iyi oluyor bu tekne. Çünkü ya bu boyutta bir tekne zaten 15 knot, 20 knot havada zaten yürüyor.
Ama önemli olan hafif havada yürüyor mu yürümüyor mu, o önemli. Bu teknede bence en güzel şeylerden bir tanesi işte bu Hasan'ın son dönemde bence yaptığı bir şey. Zaten palaları uzun yaparak teknenin kontrolünü daha rahat hale getiriyor. Gerçekten bir yarış teknesi kullanıyormuş gibi rahat kullanıyorsunuz. Bu tabii özellikle bence marineye girerken çıkarken tekne kontrol sağlayabiliyor olmanız çok ufak hareketlerde bile size çok büyük avantaj sağlıyor. Yelken kullanırken de gerçekten size çok büyük keyif veriyor. Yani tekneye anında müdahale ediyor, edebiliyor olmanız bence çok güzel. Yelken de bugün işte 9 knot civarı bir hava vardı. Orsa'da genelde apron'ımız işte 29 dereceden 30 dereceden gelirken işte biz de 4,5 knot gibi bir sürat yaptık. Çok fena değil. Yani bu boyutta bir tekne için bence bayağı keyifli. Keyifliydi. Ara ara güzel de yattık. Bununla pupaya döndüğünüzde tabii flok yetmiyor. Normalde bu teknenin bir reacher opsiyonu var. Bizim bugün kullandığımız teknede yoktu. Bunu tavsiye ediyorsunuz. Tabii ben tavsiye ederim. Eğer yani pupa olarak seyir yapacaksınız, tabii tam pupa yapamıyorsunuz. Reacher'da da işte en azından 150'lerde, 180'lerde yani 180 150'lerle 180 arasında bir açı tekniğiniz gerekebilir. 180'e gidemezsiniz. Çok duracaktır tekne. Evet, biz daha önce aslında Burak'la Reacher'lı bir tekne kullanmıştık ve orada 548'de çıkmıştık. Orada aslında o performans farkını oradan çok iyi biliyoruz. Tabii en az 2 knot daha katar tekne. Benim gözlemlediğim ikinci kişiye gerek yok. Tek başına tramolak, avança, yelken aç kapat her şeyi hemen hemen çok rahatlıkla yaptım bugün. Tabii ya zaten bu teknenin en güzel yanı işte bütün her şeyin bir kere dümenciye gelmesi. Tamamen işte self-taking de olunca ekstra bir ekibe gerek yok travman atmak için. Evet. Her şeyi bir kişi kontrol ederek tamamen dümenin oradan ayrılmadan kontrol ederek yapabiliyor aslında. Eskiden bu tip 50 feet üzerindeki teknelerin şey problemi vardı. Yani illaki ekip lazımdı. Yanınızda en azından bilen bir kişi lazımdı. İşte veya bir kaptan olması gerekiyordu. Bu yeni işte jenerasyon bu teknelerle beraber işte o kalktı ortadan. Gerçekten tek başınıza gelip akşam eğlencesine bile çıkıp hemen dönebilirsiniz. Yanlışırken de problem çekmezsin. Evet. Peki bu Hanse 508'in diğer modellerden farklı olarak öne çıkan bir özelliği var mı? Evet, biliyorsun 508 geçtiğimiz kamp fuarında premieri çıkan bir ürün. 505'e göre çok çok farkları olan bir ürün. Öncelikle Master kabinde 548'deki sessiz kabin sistemi aynı uygulandı. Ve Master kabinin yerleşim planlamasına bakarsanız 548'in birebir aynısı. 548'de ya da diğer teknelerde sevilen birçok özellikleri aslında yeni ürünler içinde barındırıyor. Bu da öyle. Onun dışında şurada görmüş olduğun üçüncü banyo seçeneği aslında standartta ranzalı şekilde geliyor. Ya böyle büyük bir banyo seçeneğine dönüştürebiliyorsun. VIP dediğimiz banyo seçeneğine ya da bir ardiye alanı yaratabilip bir depo alanı oluşturulabiliyor. Aslında o seçenek bazı müşterilerin ilgisini çok çekiyor. Çünkü çamaşır makinesi, derin dondurucu, ekstra yaşamsal alanı arttırıcı unsurları oraya koyabiliyorsunuz. Onun dışında iki tane ayrı kokpit masası gördük dışarıda. Bu ikisi hareketli hale gelebiliyor. Bir tarafta biri güneşlenirken diğeri yemeğini yiyebiliyor, içeceğini içebiliyor. Dolayısıyla iki ayrı kokpit masası son dönemlerde teknelerde popüler olan bir özellik. Bizim Türkiye'de zaten bu uygulamayla birleştirilme fonksiyonlarında konuşmuştuk seninle. Dolayısıyla güzel bir alan. Yani kokpiti daha ferah ve daha kullanışlı hale getirebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam masa inip üstüne bir sünger gelip orası komple yatak haline geliyor. Ve çok keyifli bir alan. Hanse Alman olmasına ve kuzeyli olmasına rağmen aslında Akdeniz'e bayağı uyum sağlamış bir şey değil mi? Aynen. 508'de 548'de olan wet bar opsiyonu da bulunuyor. Bence bu teknenin en güzel yanı bu. Hiç içeri girmeden isterseniz buzdolabından içeceğinizi alıp içebilirsiniz. Veya burada istediğiniz balığı, köftenizi yapıp güzel yiyebilirsiniz. Bir kişi tekneyi kullanırken bir kişi burada yemek de pişirebilir. Hem de ne oluyor? En güzeli hanımların bence beğeneceği kısım. Teknenin içi kokmuyor bu şekilde. Burada herhangi bir şey pişirdiğinizde veya en güzeli de bütün bulaşığı burada yıkayıp, hiç teknenin içine sokmayıp, bütün işinizi burada görüp bütün her şeyi kaldırabiliyorsunuz. Peki bu tekneyi satın almak isteyenler, şimdi en çok merak edilen soruyu soracağım. Evet. Kaç liralık bir bütçe ayırmaları gerekiyor? 274.900 başlangıç fiyatı var. Aslında başlangıç fiyatında teknenin birçok yürüyen
aksamı var. Yani 80 beygir motoru zaten standartında olan bir motor. Yelkenleri, bunlar bu ürünün içerisinde var ama bu görmüş olduğumuz gibi bir tekneye çıkarsak 350-450 bandına oturacaktır ürün. Yani ama peki, sonsuz opsiyon seçeneğiyle işte su yapıcısından Reacher'ına kadar her opsiyonu alsak 450'ye çıkacağız. Maksimum 450'de tamamlanıyor. 350'ye de gayet keyifli bir tekne şey yapabilirsiniz, oluşturabiliriz. Peki performansı açısından farklılıklar var mı? Yani teknik anlamda hep şöyle şey. Zaten Burak'ın bahsettiği gibi ikinci Australia özelliği var bu teknede. 548'deki özelliğin aynısı. Hatta 548 ve üstündeki devam ediyor aslında. Onu devam ettiriyor jenerasyon olarak. Dolayısıyla her havaya uyum sağlayabilecek yelken donanımını takviye ediyor üzerinde. Konuştuğumuz Dark Rondo üzerindekiler. FCL'den HPM'ye kadar birçok yelken şeyi var, opsiyonu var ve bunları kullanabiliyoruz. Hanzen'i zaten standartlaşmış aslında. Kolay kullanımdan kastı olan self-taking lock bütün teknelerde olduğu gibi bunda devam ediyor. Yan yollar, güverte üzerindeki yürüme alanları çok ferah ve hiçbir şekilde çapariz verecek bir yere dokunmuyorsunuz. Küpeşli yükseklikleri tamamen sağlamlık ve biraz daha emniyeti arttıran unsurlar. Dolayısıyla aslında bütün ürünlerinde performansı konuşacak olursak cruiser tekneler içerisinde performansını koruyan ve güzel gelen tekneler. Evet, hemen teslim imkanımız var mı? Hemen teslim imkanımız devam ediyor. Evet. Bu görmüş olduğunuz tekne olduğu için. Evet, bu görmüş olduğunuz tekne hemen teslim. Sezonu kaçırmıyorsunuz ama şu an bir sipariş versek Temmuz fabrika çıkışı iki farklı yerde teslimat noktası olduğu için Temmuz'un sonuyla Ağustos'un ilk haftası diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seyir için de, bilgiler için de. Sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.